Canım benim. Oh. Ateş böceğim. Canım benim. Beynimi çok seviyor musun? Oh canım. Çok Allah kahretsin. Sen nasılsın kızım? İyiyim babacığım, sen? Sağ ol. Levent'le aran nasıl? Bildiğin gibi. Sonra konuşuruz. İndir artık o çocuğu. Hadi haklısın. Hadi dede, hoşça kal de. Güle güle güzel. Şimdi işim bitti. Komiser Murat. Allah kahretsin. Hey nane. Limon kabuğu. Biraz daha dereotu koyasın. Oh. Bu ne ya böyle? Nane limon ağam ya, iyi gelir. İnşallah iyi gelir vallahi. Yarın sabah sınavım var. Ya ne diyeceksin sen sınavı mınavı ağam ya? Git yat dinle, boş ver sınavı ya. Ya ne diyorsun Abuzer ya? 10 senedir ben bugünü bekliyorum. Verdim. Veremezsen bu son şansım benim. Oğlum ne duruyorsun? Hadi doğru evine. Tabii ya, madem bu son şansın, doktora mı gideceksin, vitamin mi alacaksın, ne yapacaksan yap da sabaha kadar toparla kendini. Doğru. Ben gideyim değil mi Ramazan abi? Durduğun kapat oğlum. Alo çiçek taksi buyurun. Evet efendim. Yedekçi çıkmazı Kübra apartmanı. 17 numara. Anlaşıldı, hemen gönderiyorum efendim. Erdal'cığım hadi bakalım. Tamam abi. Ha, giderken Kenan'ı da al da evine bırak. O bu halde araba kullanmaz. Peki abi. Hadi görüşürüz. Hadi geçmiş olsun. Hadi güle güle. Hadi görüşürüz. Alo. Evet. Ha merhaba abi. Sağ ol abi, ne olsun ya, idare ederiz işte abicim. Ne? Deneme çekimime? Tabii abi, tabii. Tabii hemen gelirim abi, yarım saat içinde gelirim. Hoşça kal. Sus Celal. Sus, izin isteyeceksin biliyorum değil mi? Ha? Son defa diyeceksin değil mi? Ha, artistlik yapacaksın. Yahu karar ver. Ya artistlik yap ya şoförlük. Ha, peki. Peki bak, son defa sana izin veriyorum. Hadi git çekil de gel. Hadi tamam, gözüm görmesin. Sağ ol abicim, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çıldıracağım. Bütün cinsler burada be. Artisti burada, delisi burada. Sahi, Ömer nerede Ömer? Manoş, söyledim işte ben sana. Ya 5 dakika erken çıkalım, 5 dakika erken çıkalım diyor. Bir türlü hazırlanamadın gitti. Bu kadınlar niye geç hazırlanır bilmem ki ya. Ay Ömer, yani senden korkulur vallahi ya. Ben demedim mi sana hadi. Sen dedin bana dur 5 dakika daha uyuyayım. Ya öyle mi? Aman Manoş, boşver canım. Kafam çok karışık. Bütün gece iştahraya yatıp düşündük herhalde değil mi? Aa niye ayol? Manoş, bir takım planlardan bahsediyorum. Ne gibi? Nasıl ne gibi Manoş? Yani sana burada binlerce alternatif sunabilirim ama buna vaktimiz yetmez. Hangi konuda Ömer? Radyo konusunda benim karım iş yerinde bir var olma savaşı verecek ve Ömer köz köz ve de hor hor orada uyuyacak öyle mi? Bana demezler mi? Terbiyesizsin sen, terbiyesiz diye. Ay ciddi misin? Düşündün yani. Bir şey buldun mu kuşu? Buldum. Hem de bir sürü ama şimdi saymakla vaktimiz yetmez. Ay canım, bir tanesini söyle. Peki. Şimdi bu Ekrem Bey, bu Aynur denen kızı neden işe aldı? Neden? Ha, radyoya yeni bir kan gelsin diye değil mi? Evet.
Peki acaba bu kan bayağı çıkarsa ne olur? Çıktı zaten ama Ekrem Bey görmek istemiyor. Ya biz de ona bir şekilde gösteririz o zaman güzelim. Ha, nasıl mı? Mesela biri radyoyu arasa ve Aynur'un programı hakkında kötü bir şeyler söylese ne olur kuşum? Ay Ömer, sen daha iyisin kuşum benim, daha iyisin be. Var ömrü vaktimde, ölmeden bana bu lafı söyledin ya, vallahi ölsem de gam yemem. Çay varsa bir tane daha alırım Abuzer. Hop hop, İmam Beyefendi, kahvehane mi zannettin burayı? Gelsin çaylar gitsin kahveler, bir de okey getirelim bari. Sen de iyice pinti oldun abi ya. Bir çayın lafını yapıyorsun. Daha ne olsun, koca demliği bitirdim be. Tamam, neyse parası veririz abi. Bana bak İmo, şimdi gelirsem yanına... Hadi hadi başım belaya sokma, hadi. Alo çiçek taksi buyurun. Ramazan abi. Selcan sen misin kızım? Ya kusura bakma alamadım sesini. Burada görsen ya sinirlendiriyorlar beni ya. Baş edemiyorum bunu adamlarla. Nasılsın? Ben iyiyim de Kenan'ı merak ettim. Sabah pek iyi görünmüyordu. Oradaysa görüşebilir miyim? Vallahi kızım biz onu eve gönderdik. Yarın da sınavı varmış. Uyusun biraz dinlensin diye düşündük. Anladım. Tamam o zaman ben şimdi duruşmaya gireceğim. Çıkar çıkmaz eve giderim. Çok teşekkürler Ramazan abi. Görüşürüz. Merhaba, merhaba Ali. Ne oldu size böyle? Ya ben kapıyı açmaya çalışıyordum. Başıma birden bir sancı girdi. Ben ağır bir grip geçiriyorum galiba. Yaman ben sana. Ver şu anahtarı bana. İnsan bir zile basar. Ben de komşuyuz herhalde. Ya kapıyı açıp bakmasam? Yılı korusunuz, Allah korusun. Gel bakayım. Tamam, sağ ol. Ben girebilirim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ayakta duran görsün, korkma dayan bana. Merak etmeye bak seni. Ay, içim ateş basın. Ben şöyle uzanırsam biraz kendime... Yatar yatsaydın. Yok, hayır, hayır. Ben yatarım. Sağ ol. Bu dönemde de bir çıkmasın. Ederim, sağ olun. Ah canım benim, yanakları da alalı olmuş. Biraz daha iyisin değil mi? Çok iyiyim, çok iyiyim. Yanımda kalmanıza gerek yok, sağ olun. Hiç olur mu canım? Siz burada, ben evde. Hem ne yapalım biliyor musunuz? Siz burada rahatça dinlenin, ben içeriye gidip size güzel bir çorba hazırlayayım. Yok lütfen, hiç zahmet etmeyin, lütfen. Hiç zahmeti mi olur? Hem ne zamandır sizinle baş başa kalıp sohbet etmek istiyorum. Kısmet bugüneymiş. Sakın bir yere kaybolma, hemen geliyorum. Ne tarafa efendi? Çengelköy şoför efendi. Bağışçı efendi. Serseri bunlar, serseri. Aa, ölümüne gidiyorlar ayol. Baksana, bunlar hem kendine zarar veriyor hem de başkasına. İşte trafik kazaları hep bunların yüzünden oluyor. Bunlar trafik canavarı, bunlar. Ah, analarında babalarında kabahat. Alıyorlar milyarlık motorları bunların altına, salıveriyorlar sokağa. Vallahi haklısınız. Deminki motorlu çocuklar değil mi onlar ya? Aa, olacağı buydu. Hay Allah'ım be evladım be çocuğum. Yahu olacak iş mi bu kadar süratli gidiyorsunuz yollarda be yavrum? Bir şeyiniz yok ya. Bir şeyiniz yok. İyisiniz değil mi çocuklar? Hay Allah'ım ya Rabbi ya. Mehmet? Baba? Ulan ben simseni gebertmezim. Gel buraya diyorum sana. Buraya. Sen akşam olup eve gelmeyecek misin? Ben o zaman sana sorarım. Burası Allah'ın cezası be. Allah'ın cezası. Aa, kızım gülsene biraz. Millet evlenirken göbek atar, bizimkisi yas tutuyor. İstemediğim bir adamla evlenirken nasıl gülmemi beklersin anne? Sanki nikah değil, idama gidiyorum. Aa, o ne biçim laf öyle kızım? Kimse seni zorlamıyor ki. Babamdan yediğim tokadın acısını unutmadım hala Ayşe teyze. Biz senin iyiliğini istiyoruz. Evlenince para sıkıntısı çekmeyesin, rahat edesin istiyoruz. Aman kızım, bu devirde artık aşk evliliği mi kaldı? Para olmayınca hiçbir şey yürümüyor. Ay, ay. Bulmuş böyle yağlı kapıyı, hala naz ediyor. Adam bir dediğini iki etmiyor, daha ne yapsın ayol? Gitsin kendisini isteyen bir kadınla evlensin. Merak etme kızım. Enayiler atar, akıllılar kapar. Onda o para varken bekar mı kalır sanıyorsun? Madem ki çok beğeniyorsun, sen evlen o zaman. Bana bak, senin dilin fazla uzadı galiba. Kuaför geçmeyelim şimdi. Ay sinirden akıl mı bıraktı ki? Oğlum, sen şöyle bir yerde dur bak. Heh, şurada kuaförün önünde. Tabii annesi, durayım. Tamam oğlum. Ha, biz şimdi gideceğiz, sonra da geleceğiz. Sen bekleyiver, tamam mı? Beklerim anneciğim, tabii. Zeyt!
Travesti rolü mü? Yok abi yok, hayatta olmaz. Hemen kestirip atmayın canım. Dünyada birçok oyuncu bu rolü oynayıp ödül bile aldı. Bunlardan biri neden siz olmayasınız ha? Tamam, haklı olabilirsiniz de o insanlar zaten ünlüydü. Bu benim ilk ciddi rolüm ya. İnsanların beni böyle tanımasını istemiyorum. Dışarıda bu rolü oynamak için can atan yüzlerce işsiz oyuncu var. Sizse ayağınıza gelen kısmeti tepiyorsunuz. Bakın, sizinle açık konuşacağım. Haftalardır bu rolü oynayacak kişiyi arıyoruz. Bir sürü oyuncuyla görüştüm ama hiçbirisi sizin kadar içime sinmedi. Sanki senarist bu senaryoyu sizi düşünerek yazmış. Yok ya. Ben yani Homo'ya mı benziyorum? Bunu kastetmediğimi biliyorsunuz canım. Bakın Celal Bey, bu hayatınızın rolü olabilir. Hem de dünyanın parasını alacaksınız. Hayır demeden önce iyi düşünün. Peki, tamam. Tamam, kabul ediyorum. Harika. Hemen seni hazırlasınlar, bir deneme filmi çekelim. Yeter artık güzel kızım. Ağlamaktan harap oldun. Üzme kendini bu kadar. Aç değilsin, açıkta değilsin. Torunumun da senin de başımızın üstünde yeri var. Ben sizin hakkınızı nasıl öderim anne? Sen mutlu ol, o yeter bize. Hadi toparlan artık. Hem Duygu seni böyle görmesin. Anlamıyor zannediyoruz ama her şeyin farkında. Babama sabah hiçbir şey söyleyemedim. Evi terk ettim demeye bir türlü dilim varmadı. Merak etme, akşam gelince ben onu anlatırım. Anne, şunu yapsana. Sonra yaparım kızım, şimdi sırası değil. Eve gidince babam yapar. Hazır mısın anneciğim? Hazırım evladım. Murat Bey geldi. Geldi, aşağıda muhasebede hesabımızı kapatıyor. Sonunda şu meşhur Murat abini göreceğim ha. Onun hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz baba. Hem annemin hem de benim hayatımızı kurtardı. Allah ondan razı olsun. Allah tuttuğun altın etsin inşallah. Biz aşağıya inelim. Muhasebeye uğrar, Murat Bey'le tanışırız. Tamam. Gel anne. Sen bırak. Tamamdır, çıkabiliriz. Sen? İşte baba, sana bahsettiğimiz Murat abi. Merhaba. Demek sendin ha? Geberteceğim seni. Delirdin mi baba, ne yapıyorsun? Sen bu işe karışma. Yalvarırım, indir o silahı. Hapishanede geçen yıllarımın hesabını vereceksin. Polis, teslim olun. Dur yoksa vururum. Uyuşturucudan yakalamıştım. Beni vurman gerekmiyor. Senin yüzünden topal kaldım. Öldürmediğime dua et. Kaçıyordu, ne yapacaktım? Yapma baba. Hadi bas tetiğe. Sen öldürmeye alışıksın. Yüzlerce genci zehirleyerek öldürdün. Bir eksik bir fazla, bir şey fark etmez. Oğlun yaşında çocukları zehirledin. Şimdi de polis katili mi olacaksın? Murat abiyi öldürmen için önce beni vurman gerek baba. Bırak artık şu kini. Senin yapmadığını Murat Bey bize yaptı. Ailene sahip çıktı. Hapiste geçen yıllarının hesabını ondan soracağına önce sen bize hesap ver. İndir o silah baba. Kendimize yeni bir hayat kuralım. Artık senin tellerin arkasında değil, yanımda görmek istiyorum. Anlıyor musun? Yanımda. Hiç zahmet etmeseydiniz, ben içerdim. Aa, senin konu kapıda çakan yok. Aç bakayım ağzına. Sağ olun, elinize sağlık. Bir gıcık daha. Yeter, sağ olun, elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Canım. Bir tabak daha ister misin? Yok, hiç zahmet etmeyin, sağ olun. Emin misin? Eminim. Peki. Karnımızı doyurduğumuza göre, şimdi sırada güzel bir masaj var. Hayır, masaj mı? Yok, lütfen, 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 zahmet etme. Hayır, istemiyorum, lütfen. Evden senin için Vicks gitti. Hayır, ama ben Vicks'in kokusunu istemem, lütfen, harika, yapmayın. Bununla bütün vücudunu ağarsa, hayır. Ancak o zaman iyi. Ama bir dakika, hayır, lütfen, harika, yapmayın ama. Ama beni kırmayın, ama beni kırmayın. Peki, peki, o zaman ben şöyle yapayım, siz yavaş yavaş. Şimdi hiçbir şeyiniz kalmayacak. İnanmıyorum. Kas katı olmuş. Hastalıktandır. Merak etme Kenancığım. Ben şimdi onları yumuşacık yaparım. Kıpırdama ama. Aa, kıvana mı dedim sana? Kenan! Merhaba Selcan. Selcan! Ne haber Selcan? Bugün biraz erkencisin. Kenan hasta diye apar topar eve
geldim. Ama görüyorum ki hiç gerek yokmuş. Hayatım. Harika Hanım benim yatağı gibi. Aman. Pardon yani içeri girmeme yardımcı oldu. O kadar hastaydım ki kapıyı açamadım bir tanem. Maşallah çabuk toparlamışsın. Görev teslim etme zamanı geldi galiba. Kenancığım tekrar geçmiş olsun. Bir şeye ihtiyacın olursa lütfen hiç çekinme. Tamam. Görüşürüz canım. Acam bir tanem çok hastayım. Ramazan abi. Kaskı çıkarınca bir de ne göreyim, bizim Mehmet değil mi? Ya beni görünce tabii korktu, vızladı kaçtı. Arabada müşteri var, bırakıp gidemiyorum kadını da. Ya ben ne yapacağım bu oğlanla, çıldıracağım abi ya. Vallahi çıldıracağım ya. Yazımcığım boş ver ya, ne stresi sokuyorsun kendine. Şimdi şekerin yükselecek ya, bırak ya çocuklar olur böyle şeyler hadi. Tabii ya ağam doğru söylüyor. Gerçi yine Mehmet bildiğini okuyacak ağam. Yani şimdiki gençler biraz asi oluyorlar. Ya ağam sen dua et o evden kaçmasın ha. Ne diyorsun oğlum sen be? Yangına körükle mi gidiyorsun ya? Adamın şekerini yükselteceksin hadi. Tamam ben tamam ya. Ben sana şekerli bir kahve yapayım getsin ama. Oğlum demin ne dedim ben? Ha? Adamın şekerini yükselteceksin diyorum. Hastaneye gitmeyeceksin onu ya. Hadi hadi. Tamam abi ya. Size ne yapsam yaralamayın ha. Helal olsun. Hayırdır abi? Sana ne? Sana ne oğlum? Sana hesap mı vereceğim ben? Gitsene sen işine hadi. Ben aklımı aklını alırım yerine de bir şey koymamaz. Orada. Evet, tatlı bir dinleyicimiz var. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Hayır efendim, hayır. Siz beni tanıyamazsınız. Bir insanı öyle iki dakikada tanımak kolay mı hanımefendi ha? Konuşmuş olmak için konuşuyorsunuz işte. Laf olsun, torba da olsun. Beyefendi herhalde tanıyabilir miyiz lafına takıldı. O zaman hemen değiştirelim ve isminiz ne diye soralım. Yok ya, sen önce kendine benim o güzelim radyoda ne işim var diye sorsana. Karga sesli DJ. Alo. Radyonun sahibi uyuyor mu kardeşim? Ne bu rezillik? Ne diyor bu ya? Doğruları söylüyor. Allah'a şükür ki sonunda sağduyulu bir dinleyici çıktı. Ah Ekrem Bey ah. Bu halkın sesi. Nedir o öyle yayvan yayvan konuşmalar? İpe sapa gelmez böyle bir takım programlar. Yani rica edeceğim sizden. İnsan belgesel hazırlar. Haber programı hazırlar. Ses bana hiç yabancı gelmiyor. At yarışlarını naklen verir. Hatta at yarışı oynayıp da altılıyı tutturamayanlara kendi cebinden teselli ikramiyesi bile verir. Bu Ömer bu, bu Ömer. Kuru iftira yani. Kocamın işi gücü yok, radyoya telefon açacak. Şimdi kuru mu yaş mı göreceğiz hanımefendi. Beyefendi eğer bu şekilde konuşmaya devam ederseniz kapatmak zorunda kalacağım. İyi günler. Ulan fırıldak Ömer'le kim boşa çıkabilir be? Alo? Alo, ne haber Ömer? Nasılsın ama Maroş? Bu Ömer var ya bu Ömer. Adama pabucunu ters giydir işte. Maroş bir dakika. Ekotekosu ne yaptı ha? Şok olmuştur garanti. Aksine canım, yeni dijimin değerini çok daha iyi anladım. Muhterem eşiniz haftada iki gün yayına girerken... ...dijim Aynur Hanım her gün yayın yapacak. Ekrem Bey ama bir dakika Ekrem Bey. Anlaşıldı her şey. Bir şeyler unutmuşum. Hemen gidip almamız lazım. Harika. Muhteşem. Bir içim soğudu. Ya abi bir an önce çekelim de şu sahneyi ben gideyim ya. Ben fena oluyorum ya. Tamam başlayalım. Ne yapacağını biliyorsun değil mi? Kırıtarak gidip sevgilini kucağına oturacaksın. Kucağına mı oturacağım? Ayakta dursam? Olmaz. Adamdan para koparmak için biraz cilve yapman lazım. Tamam abi ben biraz şöyle göz süzerim, bir şöyle makas alırım. O yeter abi ben niye tanımadım adamı kucağına oturayım ya? Tanısam da niye oturayım ya? Tamam. Şimdilik böyle çekelim. Bakarsın iyi olur. Hadi hazırlanın siz. Hadi hazır olun başlıyorum. 3, 2, 1, kayıt. Oh. Bugün alışveriş ederken ben ne gördüm biliyor musun Mehmet? Ne gördün bebeğim? Böyle upuzun siyah bir kürk. İşte ben o kürkü istiyorum Mehmet. O kürk benim olmalı, benim. Ben de seni istiyorum. Bir dakika Mehmet, ayıp oluyor ama. Kime? İkimizden başka kimse yok burada. Tamam da Mehmet. Oğlum kaçma. Hayır, gel buraya. Kardeşi, kürk istiyorum. Gel buraya. Abla ya. Mehmet hop. Ne oluyor ya? Allah Allah ya. Ne oluyor ya? Celal ne yapıyorsun? Adam rolünü yapıyor. Ben başlarım böyle rolü ha. Adam resmen sarkıyor abi. Saçmalama kardeşim, ne diyorlarsa onu yapıyoruz ya. Dur ya, gelme ya. Allah Allah ya, sapık bu ne? Vururum ha. Abi ben oynamıyorum, başkası oynasın. Buna hiç gerek yok.
Çünkü biz size kamera şakası yaptık. Anlamadım. Aslında böyle bir dizi de yok. Hepsi şakanın bir parçasıydı. Yani şimdi bu şaka mı? Evet. Lütfen kameraya el sallayın. Bu ne terbiyesizlik ya? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Lütfen sakin olun. Bana bakın. Ben buraya işimi bırakıp geldim. Benim ekmek paramla oynamaya sizin ne hakkınız var ya? Biraz rahat olun beyefendi. Bu sadece bir şaka. Böyle eşek şakası mı olur ya? Sizin yüzünüzden herkese rezil olacağım. Tamam kardeşim. Madem istemiyorsunuz biz de yayınlamayız. Yok ya, bir de yayınlasaydım bari. Bana bakın. İkinizi de dava ederim ha. Sürüm sürüm sürdürürüm sizi. Anladınız mı? Al. Sana daha çok yakışıyor. Keltoş. Hiç olmazsa kafan üşümez. Ömer, bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani ben üzüntüden ve sinirden ağlamak üzereyim. Neden dersen, düşünebiliyor musun? Ben kendi radyomda üvey evlat gibi davranıyorum ya. Bu ağrıma gidiyor ya. Bu adalet mi Ömer? Bu ne? Anam. Adalet mi bu? Bu. Olabilir. Sana inanmıyorum ya. Ben burada canımla uğraşıyorum. Sen yemek derdindesin. Ayıptır ya. Bak. Kafamın daha iyi çalışması için yemek yiyorum. Hayatım. Dışarıdaki bir ayıyı neden oynamıyorsun diye sorduklarına ne cevap verir? Açım da o yüzden oynamıyorum der, değil mi? Halbuki aç ayı kesinlikle oynama. Ben de karnımı doyurayım ki bir şeyler düşünebileyim. Anlatabildim mi? Allah'ım yarabbim ya. Her yere rahmet yağar, benim bulunduğum yerlere deli yağıyor. Neden ben? Bence hemen B planını devreye sokmalıyız. B planı mı? O ne ayol? Bilmiyorum. Bilmiyorsan niye devreye sokacağız? Ya uf ya Manoş. Belki bir tabak kaymaklı kadayıf yersem aklım başıma gelir. Bence kafana bunu yersen aklın başına daha iyi geliverir senin. Teşekkür ederim hayatım mayonezi bana uzattığın için. Ne yapacağım? Burayı da aklın açılsın. Tamam, bir daha telefon ederiz Manoş. Yemezler doğru. Başka bir şey. Yani çok başka bir şey. Çok bambaşka bir şey düşünmek. Tabii ya. Manoş. Buldum. Bak şimdi, Ekrem Bey benim sesimi tanıdı değil mi? Peki tanımadığı bir ses telefon etse ne olur? Tanımadığı ses? Evet. Ay Ömer, sen dahilsin be kuşum. Ben de seni seviyorum be kuşum. Bir daha söyle. Seni seviyorum kuşum. Şşş, ama şimdi adalet mi bu? Ne oldu ay o adalet? Hani bana kaymaklı kadayıf ısmarlayacaktın? Delisin sen ayol. İstiyorsan bir tepsiye. Garson bey. Buyurun efendim. Bir tepsi kadayıf. Bir tepsi mi? Esenler, otogara lütfen. Otogara mı? Evet, lütfen acele eder misiniz? Tabii. Birini karşılayacağız herhalde. Hayır. Ben çok düşündüm. Bu adamla evlenmeyeceğim. Onu sevmiyorum. İyi de böyle kaçarak bir şey elde edemezsiniz ki. En azından ailenizle bir konuşsaydınız. Denedim ama onların tek düşündükleri şey para. Benim mutluluğum umurlarında bile değil. Sizin de kız kardeşiniz vardır herhalde. Onu hiç sevmediği bir adamla evlendirmek istemezsiniz değil mi? Elbette hayır. Bu iş zorlu olmaz. Hem o adamla bir ömür boyu siz yaşayacaksınız. Ama peki bir başınıza nereye gideceksiniz? Erkek arkadaşım otogarda bekliyor. Bir ay önce beni ailemden istemişti. Ama vermediler. Sırf o adamla evlendirmek için. Peki yakalanmaktan falan korkmuyor musunuz? Yakalanırsanız, kaçamazsanız? Sevmediğim bir adamla evlenmekten daha kötü ne olabilir ki? Ulan zaten bende şans olsa ben şu anda Hollywood'da olurdum ya. Süpermen olurdum ya, Tarzan olurdum, Terminator olurdum. Şu halime bak ya. Ağlayacağım geliyor ha. Hah, bir sen eksiktin ha. Oluyor efendim. Bir dakika ya, yani beni gülmek için mi durdurdunuz ya? Hayır ama bu danza gülmüş, sizi çok açmış. Ruj mu? Olamaz. Kirpikleriniz de çok güzel olmuş öyle uzun uzun. Kirpik mi? Bakın ben bunu size açıklayayım isterseniz ha. Hiç gerek yok, tercihlere saygı duyuyorum. Bakın yanlış anladınız, ben kadın oldum. Hem de çok güzel bir kadın. Yani bunun şeyle, tercihle falan ilgisi yok. Ben artistim ya, ben şeye gittim, orada rol öyleydi, ben böyle. Bu seferlik hemcinsime ceza yazmıyorum. Allah razı olsun, ne diyeyim. Belki bu jestinize karşılık
Ben de sizi bir akşam yemeğine çıkartabilirim ha. Bence şansınızı daha fazla zorlamayın. Hayırlı işler Celal Bey. Ay geldi kızım. Geldi diyor bize, geldi. Ya kesin lan. Şimdi yok tepemde lazım. Sus. Beyefendi, beyefendi sakin olun, sakin olun. Nasıl sakin olsun ağam ya? Herife kızı kocaya kaçmış. Sus lan salak. Ay herkese rezil olduk. Herkese rezil olduk. Kes sesini hanım. Kes sesini şimdi. Yanlıştır, olmasın. Bizim taksiden kaçtığına emin misiniz? Evet. Berber evden dua alacağım deyip çıkmış. Biz şoföre söyledik, bizi kuaförün önünde bekle dedik. Taksi atlayıp çıkmış. Ya öyle olmuş. Ya kusura bakmayın, karışmak gibi olmasın ama neden peşinden gitmediniz? Yani ben olsam giderdim. Aa, farkında mıydık ayol? Hepimiz makinedeydik. Kadın milletin başına da ne geliyorsa sistem üstten geliyor vallahi ya. Yahu telsizle falan ulaşsanız da şu şoföre. Belki kızı nereye bıraktığını öğreniriz. Şşş arkadaşlar. Belki de birlikte anlaşıyor olamazlar mı? Yani beraber kaçmış olabilirler. Alo keleye gelmeyelim. Esat değil oğlum ya. Senin kafa saat gibi çalışıyor. Heh. Ben zaten ondan şüpheleniydim. Şşş saçmalamayın oğlum. Ay bey şoföre. Şoföre mi kaçmış? Ay benim kızım şoföre mi kaçmış? Yeter mi? Yeter mi? Yeter. Şşş sakin ol hanımefendi. Merak etmeyin beyefendi. Tamam şimdi bakıyorum. Bakacağım şimdi. Alo, Çiçek Merkez 56'yı arıyor. 56 cevap ver. Efendim abi, tamam. Sabahleyin berberden bir kız almışsın. Kızı nereye götürdün? Kızın ailesi burada merak ediyor. Ne olur, arabada olduğumu söyleme lütfen. Ramazan abi kızı haremde otogara bıraktım abi, tamam. Duydunuz işte. Kızınızı götürüp hareme bırakmış. Yalan söylemediğine malum. Siz bir şeyler biliyorsunuzdur. Bu adam birlikte kaçmışlardır diye doğru söylemiştir belki. Bilen geldi mi başımıza açtığın işi? Geldi ayıkla pirincin taşın işi. Ay, ay ne yapacağım? Sus, ay bayılacağım üstünü başıma koyar. Ay sus diyorum sana. Sen belki bir harende de bulamazsak ne yapacağız diyorum sana. Kız gitti diyorum sana. Yok bir şey ya. Bu beyefendinin kızı kocaya kaçmış. Kendimi düşünmeyin. Şşş. Bırakın ya bırakın. Burada durmuş vakit kaybediyoruz. Bir an önce hareme gidelim. Ay kız doğru söylüyor. Hadi yürü herif gidelim. Geldim geldim. Hadi yürü. Yürü ben yürüyorum sana. Yürü. Ramazan abi bir şey anladıysam arab olayım ha. Alo gelin arabası buyurun. Ay harem, sana aman çiçek, çiçek, kafa bırakmam belki. Çiçek taksi buyurun. Kardelen 17. Tamam efendim, hemen gönderiyorum. Kimdeydi sıra? Ha? Ömer'de baba, Ömer'de. Ha, tamam baba, hemen ışınlandım. Ha, avuç. Evet, bak, tam vaktinde telefon etmeyi unutma. Manuel'le ikimizi de öldür, Allah canımasın kafanı kırarım seni. Tamam lan, 5 dakika sonra arayayım. hadi görüşürüz ağlar. Merhaba Ramazan Bey. Aman efendim. Ey buyursunlar, buyursunlar. Hoş geldiniz efendim. Ah, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Rahatsız etmiyorum ya. Aman estağfurullah efendim. Buyurun, buyurun. Neşele. Alışverişten geldim de bir uğrayayım dedim. Bana Perihan Hanım, siz geçerken hep uğrayın ha. Anam yoksa durduğu yerde küflüyüm. Ne zaman siz geldiyseniz bülbül gibi şakayım. Konuşuyor işte. size bir yorgunluk kahvesi ikram edecek. Teşekkür ederim. Aç karnına kahve içemiyorum. Zira çarpıntı yapıyor da. O zaman yemeğe çıkalım. Sizi işinizden gücünüzden alıkoymayayım. Yok canım. Boş boş oturuyoruz burada akşama kadar. Peki o zaman. Poşetleriniz burada kalsın. Abuzer oğlum, alıver poşetleri. Biz bir iki saate kadar geliriz. Tamam abi ya. Siz gelin gelin. Biz bu yayı idare ederiz. Afiyet olsun efendim. Teşekkür ederim. Oo, ateş bacayı sarmış ha. Sarmış ki ne sarmış abi ya. Yok, ben bir şey edecektim ama... Ne edecektim ben ya? Gelmeyeceksin diye çok korktum. Deli misin? Öleceğimi bilsem o adamla evlenmem. Otobüs kalk. Bir saniye. Hadi. Her şey için teşekkür ederim. Rica ederim. Kendinize iyi bakın. Evet sevgili dinleyenler. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine Kaya'nın en sevilen parçasını çalıyorum. Yılandan korkmam, yalandan korktuğum kadar. İşte Kaya'n.
Ben Anadolu çocuğuyum. Biraz da deli dolu. Kızdım dünyaya... Ah, ah ne iyi ettim bu kızı işe almakla. Ekrem Bey, bana kalırsa biraz aceleci davrandınız. Niyemiş o? Bu kızın radyo bilgisi biraz kıt. Sen öyle zannet. Aynur Hanım senden çok daha genç ve başarılı. İşte bu yüzden de herkes tarafından çok seviliyor. Ama Ekrem Beyciğim... Aman sus, fazla konuşma. Bak reyting kendisi ne kadar yükseliyor. Çünkü dinleyici artık taze kan, taze soru istiyor. Dinleyicinin istediği tip kişi işte Aynur Hanım. Göreceğiz taze kanı, göreceğiz. Bir şey mi söylüyorsun? Hayır, diyorum ki ben kendi kelime ne kadar haklı, ne kadar haklı Ekrem Bey diyorum. Aynur Hanım'ın çalışma saatlerini arttırmam lazım. Böylece reytingimiz de artmış olacak. Yüzümde derin siyah çizgiler, hadi gözümde diken ve yalan. Unuttum acaba ya. Aylar rüzgarları geçer içimden, dikenli teller... Ne iyi yaptığını beni buraya getirdiniz Ramazan. Beni çok mutlu ettim. Aman efendim, estağfurullah. Asıl siz benim teklifimi kabul etmekle beni çok mutlu ettiniz. Neden işlendiniz Perihan Hanım? Bazen o eski günlerimi hatırlıyorum. O insanların benden bir resim almak için nasıl itişip kakıştıklarını, gazetecilerin bir röportaj için birbirleriyle nasıl yarıştıklarını hatırlıyorum. Haklısınız. Ah, neydi o günler? Ne güzeldi o günler. Hatırlar mısınız? Ayhan Işık'la bir film çevirmiştiniz. Beklenen Sevgili. Ha? Nasıl hatırlamam? Büyükada'da çevirmiştik. İşte o filminizi seyrederken kendimi rahmetli Ayhan Işık'ın yerine koyardım ve sizi beklerdim. Hep beklerdim. Ne bir hasta bekler sabahı, ne de bir ölüyü mezar, ne gene şeytan bir günah seni beklediğim kadar. İlahi Ramazan Bey, güldürdünüz beni. Affedersiniz, siz meşhur film yıldızı Perihan Köksal hanımefendi değil mi efendim? Benim efendim. Aa, biliyordum zaten, yanılmamışım. Rica etsem şuraya bir imzanızı alabilir miyim? Eşim ve ben sizden hayranlıyız efendim. Ah, sağ olun. İnanın efendim, bütün filmlerinizi seyrettik. Teşekkür ederim, isim alayım. Mesut ve Nebahat efendim. Çok sağ olun efendim. Teşekkür ederim efendim. Sizleri tekrar sinemalarda görmek istiyoruz efendim. Bizleri çok mutlu ettiniz efendim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Perihan Hanım, gördünüz mü? Hala kalplerdesiniz. Kalbimde gizli bir sevgili arar. Gözlerine bakıp dalan gözler. Ne var? Seninle bu ilişki bitti demiştim sana, anlıyor musun? Seni istemiyorum artık. Bak Çetin, seninle birlikte yaşayamıyoruz artık. Anladın mı? Boş yere bu evliliği sürdürmenin anlamı yok. Her seferinde aynı şeyler yapıyorsun. Seninle konuşamıyorum bile. Lütfen beni rahatsız etme. Tamam mı? Lütfen beni rahatsız etme ve annemlere geleyim deme sakın. Al kızım. Teşekkür ederim. Bunu kocan mı yaptı? Affedersin ama seni bu hale getiren adamla çoktan ayrılmış olman lazımdı. Ben istemedim mi zannediyorsunuz? Her şey düzelir diye bekledim. Ama olmadı. Hep aynı. Peki ailen? Ailen yok mu kızım senin? Ailen mi? Zavallıların hiçbir şeyden haberi yok. Önceleri onlara hiçbir şey belli etmemeye çalıştım. Ama artık dayanacak gücüm kalmadı. İşsiz bir koca, üstelik alkolik. Artık sevgi bağım kalmadı. Zamanında ana baba sözü dinlemezseniz olacağı bu işte. Yazık. Bak yağmurlar yağdı yine, taştı gözümden. Nereden bileceksin beni, ne hallerdeyim? Yavrum benim be, sese bak be! Öyle mi olsun, ne İbrahim çıkar benden be? Diyelim Ramazan ağama, yapsın bana bir kaset. Alo,
Çiçek tavsı buyurun. Abuş. Ben Ömer. Ne oldu? Dediklerimi aynen yaptın mı? Aradın mı radyoyu? Radyo mu? Aha şimdi yandı kal. Aradım tabii ya. Aramaz olur muyum? Hem de dediklerini tamı tamına dedim abi. Vallahi billahi. Aferin Abuş. Beni şaşırtıyorsun kereste. Bak döndüğümde çaylar benden Abuş. Sana söz. Evet, bu işi de bitirdik. Manoş'un işi tamam. Sıra geldi kendi işimize. Bu hayatta kadim dost gelirse paraya para demek. Ay vallahi zaman nasıl geçti anlamadım. Her zamanki gibi sevenlerim de beni yalnız bırakmadı. Çok yoğun bir program oldu. Aman iyi bari. Dikkat et de o sevenlerin seni yarı yolda bırakmasınlar canım bir gün. Hiç sanmıyorum Manoş'a. Çok kısa bir sürede çok büyük başarılar kaydettim. Bunun tek nedeni de benim üstün performansım ve kendimi çok çok sevdirmem oldu. Evet evet. Dışarı çıkarsam yayına başlayacağım canım. Hadi canım. Evet sevgili dinleyenlerim, ben Manolya ve karşınızdayım. Eminim bir önceki programda çok sıkılmışsınızdır ama artık ben buradayım ve ilk canlı yayın telefonumu almak istiyorum. Alo. Ya sen ne biçim program sunuyorsun ha? Seni dinleyeceğimi mi zannettin yani o karga sesinde? DJ'liği bilmiyorsan niye yaptın bu programı? Beyefendi, ben yıllardan beri radyo programı yapıyorum. Herhalde bir yanlışlık oldu, siz başka bir programı arayacaktınız. Sen benim hayatım boyunca dinlediğim en berbat DJ'sin ha. Ya bir DJ'im varsa de get evine çamaşırını mı yıkayacaksın, bulaşıcımı yıkayacaksın, ne edeceksen et ya. Lütük görmüyor mu bunları ya? Yani şimdi siz kendinize DJ değilseniz utanın ya. Bırakın gidin kardeşim ya. Bu mesleği de onurlu insanlar yapsınlar. Biliyorsunuz değil mi Ekrem Bey? Bir de Manolya Hanım beni beğenmiyordu. Lütfen kendinize gelin beyefendi. Sizin hakaretlerinizi dinlemek zorunda değilim ben. Ha, şuna bak. Bir daha adama kafa tutuyor. Ama o da bakalım kapıyı üşüttü. Aha ben de çenemi çok fazla yaracak değilim ha. Toparlayayım. Şimdi bir senin karga sesini duymak istemeyin. Hadi güle güle. Bu rezalet. Bu tam bir rezalet. Ah Ömer, ah salak Ömer. Sen bunu bana nasıl yaparsın ya? Ömer ya nasıl yaparsın bunu bana? Gördünüz mü? Yahut duydunuz mu? Salak Manolya Hanım. Artık dinleyiciler sizi değil, Aynur Hanım'ı tercih ediyor. Bakın Ekrem Bey, bir yanlışlık olmuştur. Hayır efendim, yanlışlık yok. Eğer kendinize çeki düzen vermezseniz bu işin sonu sizin için çok kötü olacak. Aynur Hanımefendiciğim, efendim gidelim buyursunlar efendim. Ah nedir bu benimçiler ya? Nedir bu benim başıma gelenler ya? Ay Kazım ya, dolanıp durmayı bırak. Ne olursun otur şuraya. Bak şimdi tansiyonun çıkacak hayatım. Çıkmış çıkacağı kadar ya. Ben onu okutayım diye gece gündüz demeden çalışıyorum. Onun bana yaptığına bak. Ay Kazım niye bu kadar sinirleniyorsun? Genç bunlar, her şey olur. Düzelir. Nesi düzelecek Ayşe? Herif motosiklette gözümün önünde kaza yaptı. Biz onu o saatte okulda zannediyoruz. Herif sokaklarda fink atıyor. Ulan bir gelsin ben ona göstereceğim gününü. Ay tamam artık Kazım. Olan olmuş işte. Uzatma sen de artık. Ay vallahi bu çocuk bir gün ev terk edecek ki ödüm kopuyor. Ah canım oğlum bir şeyin yok değil mi? İyiyim anne ya. Önemli bir şeyim yok. Azıcık kolum acıyor işte. Azıcık kolu acıyormuş. Şimdi ben sana o azıcık acımayı göstereceğim ha. Sen ne sorumlusu adamsın be? Sende hiç utanma yok mu be? Ya ne yaptım şimdi ben ya? Niye kızıyorsun ki bu kadar? Alt tarafı bir kaza yaptık o kadar. Şuna bak ya. Özlü kabahatinde mi yükle atmışmış? Daha ne yapacaksın be? Okuldan kaçtığın yetmiyor mu lan? Öldüreceğim seni. Sanki arkadaşlarınla gezeceğim desem izin verecektin de. Ulan. Ay çocuk doğru söylüyor Kazım. Yalan mı söyleseydi yani? Ulan bana bak. Bu senin son uyarışın ha. Ya ayağını denk alırsın ya da ben yapacağımı bilirim. Aman be baba, çocuk muyum ben bu kadar üzerime geliyorsunuz ya? Vallahi bir gün senin yüzünden terk edip biteceğim bu evi. Benim yüzümdenmiş. Duydun mu Ayşe? Benim yüzümden evi terk edecekmiş. Durdunuz kabahat beyefendi, buyurun. Öfte! Öfteme lan, öfteme! Odandan dışarı çıkmayacaksın, duydun mu beni? Aman ama sen de bir hoşsun yani Kazım. Dinleme demek beden bağırıyorsun şu çocuğa ya. Beni bana gezdirir misin? Tabii gezdiririm. Çok mu seviyorsun arabayla gezmeyi? Canım benim, ateş böceğim benim. Seni bir de çok bilmiş şey seni. Gel anneannen azıcık, gel seveyim seni. Canım benim, canım. Akıllı torunum, bir tane. Çıktım. Sana meyveli yoğurt yedirir misin? Hasta mısın? Yok bir şey baba. Levent kaçta gelecek almaya seni? İstersen ben bırakayım ha? Evde kötü bir şey mi oldu yoksa? Ben evi terk ettim baba. Bir daha o eve dönmeyeceğim.
Ümit, kapat şu televizyonu. Ne bu her akşam, her akşam ya? Ümit, hadi oğlum, duyguyu al da içeride oynayayım biraz. Ne oldu kızım? Anlat bakayım. Daha ne olsun baba? Her gün aynı şey. Ben ne kadar olumlu yaklaşmaya çalışırsam çalışayım, o bir problem çıkartıyor. Kızım, evliliğin temelinde vardır bu. Karı koca tartışır da, barışır da. Ayrılık gayrılık olmaz ki. İyi ama baba, her seferinde sıkıntıyı ben çekiyorum. İş bulamıyor, bana kızıyor. Çalışmıyor, bana kızıyor. Her şeye bağırıyor. Bıktım artık, yapamayacağım. Ben de söylüyorum Murat. Bu evlilik her gün böyle kalır belayla gidecekse bitsin daha iyi. Bitirmek kolay hanım. Mühim olan doğru bir karar mı onu bilmek. İçeride olduğunu biliyorum. Çık dışarı. Ben bakarım. Çık dışarı. Hadi benden alamazsınız. Kurumu istiyorum. Kurumu istiyorum. Kurumu istiyorum. Ne bağırıyorsun? Hanginizle karnını çözümünü istiyorsun? Şu haline bak. Onlar benim ailem. Onların yeri benim yanım baba. Karımı istiyorum. Madem ki onların yeri senin yanın, niye şimdiye kadar onlara göstermedin? Bana bak oğlum, aç mezarı yok. Burası benim evim, kızımın da evi sayılır. Bu. Onu sana nasıl verdimse, öyle de almasını bilirim. Ne olur, ben ettim, sen etme. Ben karımla kızımı çok seviyorum. Şu haline bak. Onlardan beni ayırma baba, ne olur. Şu haline bak. Babacığım. Utanmıyorsun da. Şimdi defol git. Baba yalnız. Bir daha da bu şekilde buraya gelme. Onları benden ayırma baba. Defol. Yalnız baba. Bunu bana nasıl yaparsın Ömer? Manoş, bunu bana nasıl yaparsın, anlat. Onu anlat diyorum, nasıl yaparsın bana. Anladım. Ay. Ne bağırıyorsun be? Hayatım olur mu öyle şey? Ben sana bağırmıyorum Manoş'um bir tane. Ben sana hiç bağırır mıyım mini kuşum? Beni bağırabilir miyim sana hiç? Ben kendi kendime bağırıyorum. Kendi kendime kızıyorum. Bunu nasıl yaparsın Ömer? Ha, ben de onu soruyorum. Bunu bana nasıl yaparsın? Bunu bana nasıl yaparsın? Ya bir sus! Ay! Ne bağırıyorsun be insana? Oh, Manoş bak ben diyorum ki yani sus diyorum Ömer artık sus. Yeter. Yani nedir bu senin Manoş'a çektirdiklerin diyorum. Ha. Ama bak hayatım. Kabahat tamamıyla ve tamamıyla o saçma sapan Abuzer'de. Onun kabahati. Konuşma. Sus. El aleme iftira etme sen. Ben sana güvendim Ömer. Sen beni rezil ettin. Ne? Ben seni rezil et... Ama Manoş Allah'ını seversen bırak kavga etmeye değer mi? Böylesine basit bir olaydan. Basit mi? Saçmalama Ömer. O kız o radyoda çalıştığı sürece ben hayati tehlike içerisindeyim. Nasıl yani? Ben nasıl hayati tehlike Manoş? O kız o radyoda çalıştığı sürece Ekrem Bey beni her an kovabilir Ömer. Hayatım ya böyle bir şey var mı Allah'ını seversen? Düşündüğün şeye bak. Yani bence biraz abartıyorsun Manoş. Eko keko böyle bir şey kesinlikle yapamaz, ben varım. İkincisi bak hayatım, kız senden daha güzel olabilir ama sen kesinlikle ve kesinlikle çok yetenekli bir DJ'sin. Eline su döktü. Sen ne dedin? Ne dedim ben? Sen ne dedin? Çok yetenekli bir DJ'sin dedim. Ondan önce bir şey dedin sen. Ondan önce ben ne dedim ben? Ne dedin sen? Ben... Allah, çok yetenekli bir kız. Kız senden? Daha güzel. Neresi güzel oğlum be? Aman gözleri falan öyle... Hayatım özür dilerim. Bak öyle söylemek istemedim. Bak gitme Manoş. Kızın gözleri çok güzel. Onlara git. Kovma beni Manoş. Kovma beni. Bak geç şuradan Ömer. Ona deme. Tam saatinde beni arayacaksın demedin mi? Aboş! Ne dedin? Anla bırak. Kalabalıklı benim aklımdan kaçmış. Ulan... Ulan aklım kaçmışsa seni öldüreceğim seni. Ben senin aklını bir kaçırtacağım göreceksin şimdi ha. Senin yüzünden Manolya'yla kavga ettim. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Öldüreyim mi ben seni be? Hakikaten çok üzüldüm ya. Bak ben sana bir çay yapayım. Sinirle el gelsin ha. Senin var... Al işte. Ama kabahat sende Ömer. Kabahat sende. Bu dangalığa güvenmek. Halbuki ben neler düşlemiştim ya. Eve gidecektim. Tweety eşofmanlarımı giyecektim. Sonra battaniyenin arasına kavrulacaktım. Kafamı yastığa koyup sıcacık uyuyacaktım. Nerede? Nerede? Allah'ım Manoş, alacağın olsun senin. Benim gibi adama yapılır mı bu be? Ne yapacağım ben şimdi burada? İyi akşamlar. Boş taksiniz var mı? Taksi? Boş taksi. Tabii efendim. Boş taksimiz var. Çiçek taksi sizi istediğiniz her yere ulaştırır hanımefendi. Ben şoför Ömer. Emrinizdeyim. Buyurun. Bu ne abi ya? Böyle it mi olur ya? Köyde hiç görmedim ha.
Beyefendi, o bir it değil, bir prens o. Prens, lütfen daha saygılı olun. O bir it değil, gördüğün gibi o bir prens. kusura bakmayın, arkadaşım kara cahildir de... ...şimdiye kadar hayatında böyle bir şahsiyetle karşılaşmadı. Ay demek bu prens, ben seni... Amca o, amca. Ya ben amcayım yavrum. Korkma amcası ya. Köyde itler böyle her gün ısırıyor diye hiçbir şey olmuyor. İnşallah dediğin gibi davranmış. İnşallah dediğin gibidir yoksa yandım. Vallahi yandım. Yandım mı ben? Hadi çık bakalım. Araba. Bu beni atlayacak mı devamlı arabada da? Eyvallah. Ramazan, Perihan Hanım'la yemek nasıldı? Anlat bakalım. Ya Muratçığım, ne anlatayım, nasıl anlatayım? Yani anlatılacak gibi değil ki. Yani şöyle diyeyim, 60'ından sonra başıma talih kuşu kondu. Çok şanslı adamsın vallahi. Yok canım, değilimdir ama işte benim de kapımı çalıverdi. Oğlum, bu senin damat değil mi ya? Ha, say ya. Niye orada duruyor, içeri girmiyor? Murat, çağır şunu. Dur bakayım, ne istiyormuş? Ne istiyorsun, niye geldin? Özür dilerim baba, yaptıklarımdan dolayı çok utanıyorum. Büyüğü müsün, affet beni baba. Bir daha böyle bir şey olmayacak, söz veriyorum. Bak oğlum, bu son olsun. Kızımı bir daha üzersen... ...onları hiç göremezsin. Yok babacığım, bir daha böyle bir şey olmayacak. Bir de iş bulacağım, göreceksin. Her şey eskisi gibi yine güzel olacak. Peki. Hadi şimdi eve gidelim. Ramazan, ben eve kadar gidiyorum. Tamam Murat, güle güle. Eyvallah. Damadıyla bir sorunu var Murat. Ne o, Ömer Beyefendi oğlum. Gene ne hızlılık düşünüyorsun? Yok ağam yok. Herhalde Manol yengem yine titredi. Şuraya bakın ya. Kuduz yine ortlamış. Çok dikkat etmek lazım ha. İnanılmaz tehlikeli. Erdal, atsana şunun sesini. Ne diyor bakalım? Sevgili seyirciler, Kuduz Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamada yanda resmi görülen köpeğin kuduz olduğu bildirilmiştir. Köpekle temas kuranların acilen araştırma merkezine müracaat etmesi gerekmektedir. Tekrar ediyorum. Bu Ömer Amazon köpeği ya. Nasıl ya? Kimsin ya Ömer? Şimdi birbirini sıra köpek, bu köpek mi? Ben yandım. Ha? Yandım ben o zaman, yandım. Ne oluyor ya? Göz sırması. Öyleyse ben kuduracağım. Ben kuduracağım. Kudurdum. Kuduz oldum ben. Bittim. Canım aç bakalım ağzını, bir kaşık çık daha. Ya canım lütfen yeter ya. Vallahi çok içtim, midem bulanacak ya. Peki sinirlenme. Selcan ne olursa olsun ben bu sınava girmeliyim. Tabii ki gireceksin hayatım. Ben de yanında olacağım. Üstelik sana güveniyorum. Mutlaka vereceksin bu sınavı. Ey Allah'ım ya. Nereden çıktı bu hastalık şimdi durup dururken? Aa, hadi toparla kendini. Kalk bakalım ayağa. Hadi. Of of. Dayan bana. Ağrıyor. Of. Of vallahi. Selcan. Efendim? Hayatım iyi ki sen varsın. Yoksa ne yapardım ben şimdi? İstersen bunu bir daha harika alma sorunu. Ne dersin? Olay aynen şöyle oldu. Bak şimdi Ömer ağam kadının yanına geldi. Kadın durup dururken beni tersledi ya. Neymiş? Ben prensine it demişim. Bak şimdi ittir ya. İt değil de ne olacak ki o? Ya oğlum bırak şimdi kadınla muhabbeti de olayı anlat olayı. Ha, ben de onu anlatayım. Kadın bana dedi ki... Abuzer. Tamam ağam. Şimdi Ömer ağam kadının yanına geldi. Tam böyle köpeği sevindi, elini uzatıyordu. Köpek elini kaptı. Tabii ağam ya. Ben dediydim ama ona ya. Yapma dedim. İt dedim. Isırır dedim. Kuduz olursun dedim. Hiç dinlemedi ki. Peki doktora falan gitmedi mi? Ne doktoru Kazımcığım? Fırladı gitti durakta. Yok abi. Şimdi o korkudan doktora falan gitmez. Abi aslında hemen doktora gitmesi lazımdı. Kuduz mikrobu vücuda hemen yayılıyormuş. Öyle öyle abi, ben de bir yerde okumuştum. Tam 72 saatte etkisini gösteriyormuş, sen bilirsin abi. Ne yani şimdi adam kuduruyor muymuş? Evet abi ya, ondan sonra da Allah muhafaza karantina ha. Devam ya, memlekette baba zincirle bağlılar da. Yani ağzından da köpükler çıkıyor. Aha, en başta da yakınlarındakini ısırıyormuş. Aa beyler,
Bu iş şakaya gelmez. Manolya'yı arayıp haber verelim. Ben Ramazan abi kızım. Ay Ramazan abi, hayrola? Ömer yine işe gelmedi mi? Yok kızım, geldi de. Durakta Ömer'i bir köpek ısırdı. Haberlerde izledik, ısıran köpek de Kuduz'muş. Hani oraya geldi mi diye... Ne? Ömer'i ısıran köpek Kuduz mu çıktı? Ay Ramazan abi, başımıza gelenlere bak. Peki nerede olduğunu biliyor musunuz? Yok kızım, biz de bilmiyoruz. Hani sana gelirse hemen söyle de doktora gitsin. Ay tamam Ramazan abi, merak etmeyin siz. Gelirse ben ararım sizi. Ah görüyor musun sen, adam Kuduz oldu. Ben koydum kapının önüne, gitti kudurdu. Ah ne talihsiz başım varmış benim ayol ya. Ne biçim yine vurdu ya. Böyle olmaz ki. Kuduz olsam yeridir. Bir şey mi söylediniz şoför bey? Efendim? Yok, hayır size söylemedim hanımefendi. Ben kendi kendime konuşuyorum. Ha. İnsanın böyle kendi kendine konuşması bazen iyidir de. Affedersiniz, niye öyle karnınızı tutarak araba kullanıyorsunuz? Sancınız falan mı var? Yok, hayır efendim. Ayıptır söylemesi. Ben karnımdan iğne oldum da o yüzden biraz açıyor. Geçmiş olsun. Neyiniz var? Kuduzum var. Yani kuduz olma ihtimalimden dolayı iğne vuruldum. O yüzden biraz acıyor hanımefendi. Kuduz mu? Nasıl yani? Bildiğimiz kuduz mu? Bilmediğimiz bir kuduz daha mı var? Bildiğimiz kuduz işte. Yani hani böyle ağzından köpükler çıkar ya insanın. Saldırır falan. İşte onun gibi. Köpek ısırdı beni o yüzden. Müsait bir yerde inebilir miyim ben? Anahtarımı evde unutmuşum da. Öyle mi hanımefendi? Evet. İsterseniz geriye dönüp alabiliriz hanımefendi. Yok, buyurun. Dur. Evet. Bozuk 250 bin lira varsa ben size 500 bin lira... Hanımefendi, para yüzün üstüne! Allah Allah! Şimdi ne oldu bu kadına şimdi böyle ya? Bak kızım, seni hiçbir hususta zorlamıyorum. İstersen kocana dönmeyebilirsin. Burası senin de evin. Sana da çocuğuna da rahatlıkla bakarım. Biliyorum baba. Benim için mühim olan sensin kızım. Anan da ben de elimizden gelen her şeyi yaptık, yapmaya da devam ederiz. Yeter ki sen üzülme, ezilme. Haklısın baba. Bu adamla evliliğimi sürdüremeyeceğim diyorsan hemen söyle, bu iş burada bitsin. Herkes kendi yolunda. Ben Levent'i seviyorum baba. Biliyorum, belki yanlış ama hala onu seviyorum. Ben evime geri döneceğim baba. Ah benim iyi yürekli kızım. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Seni de çok üzdüm babacığım. Yeter ki sen üzülme. Senin saadetin için ben her şeyi yaparım. Yarın kızımı parka götüreyim mi, ister mi? Evet. Peki kızım babayı ne kadar seviyor? Çok. Parkta çok eğleneceğiz değil mi anneannesi? Evet. Canım kızım benim. Babayı ne kadar çok seviyorsun? Çok. Canım kızım benim. Babayı çok seviyormuş demek ki. Özlem. Sana söz veriyorum, bir daha böyle bir şey olmayacak. Bak oğlum, bu son şansın. Karın bir daha buraya dönerse, inan ki geri vermem. Evliliği bitirmek kolay oğlum. Mühim olan evliliği dimdik ayakta tutabilmektir. Bunu da ancak karı koca birlikte olabilirseniz yapabilirsiniz. Anneciğim, babacığım, hepinizden özür diliyorum. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Artık istediğiniz gibi bir evlat olacağım babacığım. Hadi bakalım, doğru evinize. Babacığım. Al kızım bunları. Akşamdan biraz yemek yapmıştım. Eve gidince ısıtıp yersiniz. Bir de yemek verdiğine uğraşmayın. Sağ ol anneciğim. Senin hakkını nasıl ödeyeceğim? Siz evinizde mutlu olun, huzurlu olun. O bize yeter. Aham yandık. Hem de çıra gibi yandık ha. Kudurmaya başlamış mıdır acaba? Durun be oğlum, telaş etmeyin ya. Belki aşı olmuştur. Kendini kandırma Ramazan abi, Ömer bu. Öleceğini bilse yine de iğne olmaz. E peki ne yapacağız o zaman? Ağlan, bence kaçak. Durduğumuz kabahata. Allah! Yandık mı? Ömer geliyor. Kapıyı kapatalım abi. Anahtarlar da ben bunu... Abi çok hızlı bir anahtar cevap dedim.
Ulan durdun durdun da bugünü mü buldun? Ya abi arkasına eşyayı alın mı? İyi fikir. Bağırın çocuklar. Ben kapıyı bağırıyorum. Hadi. Dur lan. Dur. Dur. Getir bu getir. Getir. Güzel güzel. Bir dakika, bir dakika, kalk, 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 kalk. Lazımdır abi. Ya ne yapıyorsunuz ya? Niye açmıyorsunuz siz kapıyı? Nasıl açalım? Ben dışarıda kuduz köpek var. Gelirdiniz mi siz ya? Lan gözünün yağını ye bu sırma be. Ne diyorsun oğlum sen? Bu numara yapma oğlum. Kudurdun değil mi? Ha. O mesele. Kendin acımıyorsan biz acımadın ha. Evladım, bizi ısırmakla eline ne geçecek Ömerciğim değil mi? Yaş ki başka adamız bize. Evet, ben de. Hep bizim etimiz ne, budumuz ne Ömer? Bot mu? Bot. Tabii ya bot. Bot benim ana. Kemik benim ana. Başını ya başını. Getir. Dur, Getir. Bu ne bu? Bu kadar az para verilir mi? Sadaka mı veriyorsunuz bana? Şimdi kuduracağım ha! Başka para yok oğlum, hepsini verdik ya. Tamam. Size bir saat mühlet. Döndüğümde parayı temin edin. Aksi takdirde hepinizi ısırırım. Kudurtmayın beni. Gel baba yerine götürün, dondu mu? Götür hanım. Kenan, iyi değilsen çıkabilirsin. Yo, idare ederim, sağ olun. Boyun devrilsin. Al git. Kudur musun ne? Alsın git ulan. Ömer. 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 Bağlayacağımıza bir an önce kaçalım abi. Adam bir saat sonra geleceğim dedi ya. Dink. Geçmiş olsun ağalar. Süreniz doldu. Ömer abi çiçek taksi topraklarına girmiş mi oldu? Ama be yetti artık ya. Aa, bütün paramızı verdik. 5 kuruş paramız kalmadı ya. Isıracaksa ısırsın. Onunla mı uğraşacağız? Paralar hazır mı? Hadi be. Yok para. Hadi sıkıyorsa gel ısır abi. Bak Ramço, gözlerim dönüyor. Isırırım seni. Ama 3 kuruş para için... Kudurmaya demez, değil mi patron? Hoş, 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 hoş. İyi akşamlar. Abo, ağam ya, bu Ömer ağamı ısıran köpek. Ben de zaten onu haber vermeye gelmiştim. Televizyonda gösterilen köpek benimki değil. Herkes öyle zannetmiş. Yani bir dakika, ben şimdi boşu boşuna mı iğne oldum? Ne? Sen iğne mi oldun? Hepsi numara mıydı? Ne numarası Ramço? sadece küçük bir şaka, o kadar.